günde tyT Matematikte 31. günün ikinci video. Soru avcısıyla birlikte artık bir nokta koyacağız. Bir serinin daha sonuna geldik. Ya da 49 günde tyT Matematikte ikinci aşamanın problemlerin de sonuna geldik. Artık bundan sonraki aşamada TYT, ayete ortak konulara gideceğim. İşte mantıklı kümelerde, fonksiyonda, ikinci dereceden denklem, polinom, PKO diyeceğiz. Ve kampa sonu geldi. Evet kampa bitireceğiz. Ama önce şu rutin olmayan problemleri bitirelim mi? Enteresan sorular var elimde. Biraz terleteceğim seni. Cönder, Cönder gelsin hocam dedim. 31. günde ikinci videomuzda şöyle Canan Kadriye ile başlayacağız. Necati Şakir Remziler gelecek. Efendime söyleyeyim toplamda 7 tane soru çözeceğiz birlikte ki. İlk sorumuz Canan Kadriye sorusu. Dedi ki bunlar rutin olmayan problemler. Aslında hani problemle o temel kavram ya da o en başta ayırt edilebilecek zor noktalar. Mesela bu soruya üstü sayı sorusu da diyebilirsin. Ee, temel kavram da diyebilirsin. Permi şey de diyebilirsin. Neydi o? Şimdi yaptığımızın adı neydi arkadaş? Bir dakika. Periyodik periyodik tekrar eden dedim. Ne dedim ben ya? Neydi bu konunun? <laughs> rutin olma lan. Rutin olma. Konunun adını unuttum. <laughs> Canan ile Kadriye bir bilgisayar oyununda boş kutuların içine şekildeki sisteme göre sayılar yazacaklar. Ee, ...bir, birinci sisteme üç, ikinciye üç... ...üçüncüye dokuz, dördüncüye yirmi yedi... ...birinciye sıfır, ikinciye üç, üçüncüye altı... ...dördüncüye dokuz, nokta nokta devam ediyor. Buna göre Kadriye'nin... ...seksen ikinci kutuya yazdığı sayıyı... ...Canan kaçıncı kutuya yazar? Bir dakika. Kadriye'nin... ...seksen ikinci kutuya yazdığı sayıyı. Şimdi biz Kadriye için... ...önce Kadriye sayıları nasıl yazıyor ona bakalım. Birinci kutunun içerisine sıfır yazdı. ikinci kutunun içerisine üç yazdı. Üçüncü kutunun içerisine... ...altı yazdı. 3'ün katlarının olduğunu galiba gördün. 3'ün katları ama... Mesela burada şu. Birinci satırdan 1'i biri çıkardım. 3 ile çarptım. Cevap 0. Bakın buradaki katları yakalamak önemli. İkinci satırdan 1'i çıkardım. O kadar 3'ün değerini yazdım. Yani 2-1 çarpı 3, 3'tür. 3-1 çarpı 3 eşittir. 2 3'ten 6. 4-1 çarpı 3 ne geldi buradan da 9 geldi. O zaman şunu anlıyorum. Ben neyinci satıra geldiğimde n eksi 1 çarpı 3 nokta nokta yazacağım. Burası neyinci satırda yazmamız gereken değer. Kadriye'nin yazacağı sayıyla alakalı. Biz istiyoruz ki Kadriye'nin 82. satırda 82. satıra yazdığı sayıyı bulmak için 82 eksi 1 çarpı 3 dememiz gerekiyor. 81 kalır. 81'i 3 ile çarpalım. 3 kere 1, 3 kere 8, 24. 243 sayısına ulaşacağız. Ve Kadriye 82. kutuya 243 yazarken... Acaba diyeceğim. Sen ne yapıyorsun orada? Açık bu tarafa gel bakayım. Kaymışsın azıcık. Canan kaçıncı kutuya... Yani Canan kaçıncı kutuya yazmıştır diye soruyor. Şimdi Canan bir bakalım bakalım ne yapıyor. Birinci kutuya 1 bir yazmış. İkinci kutuya 3 üç yazmış. Üçüncü kutuya 9 yazmış. Dördüncü kutuya 27 yazmış. Canan'ınki çok daha net gözüküyor. Çünkü burada 3'ün kuvvetlerini görüyorum. Mesela burada 3'ün sıfırıncı kuvveti. 3'ün birinci kuvveti. 3'ün ikinci kuvveti. 3'ün üçün üçüncü kuvveti. Otomatikman aklıma şu geliyor diyorum ki... Arkadaş burası kaçıncı satır? Birinci satır. 1 bir eksi 1 sıfır. Geldim. İkinci satır 2 1. 1 3 üzeri 1. Üçüncü satıra geldim. 3 eksi 1. 3'ün karesi 3'ün karesinden 9 tamamdır. 3 üzeri 4'ün satıra geldim. 1 çıkardım elde ettim. Demek ki benim Canan... 3 üzeri 1 eksi birinci satıra gelecek eşittir diyecek cevaba kaç yazmasını isteyeceğim ben? 243 yazmasını isteyeceğim. Şimdi 243'te acaba kaçıncı değerine tekabül ediyor? 3 üzeri 4 5'e tekabül eder değil mi? O zaman derim ki tabanlar eşitse üstler de birbirine ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Ne eksi 1 5'e eşitse ne eşittir? 6'dır demek ki 6. satıra bizim cana ne yazacak? 243 sayısını yazacaktır dedim. Uzun uzun anlata anlata çözdüm. Şimdi... Karşımıza bu tip sorular geliyor. Aslında bunlar biraz daha deneme yanılma soruları. Hani alacaksın eline sayıları tık 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 yerleştireceksin ama bunun biraz pratik bir yöntemi var. Evet operatik yöntemden bahsedeceğim bu soruda. Yukarıdaki 9 kareden oluşan şeklin her bir karesine 1'den 9'a kadar olan rakamlar birer kez kullanılarak yazılıyor. Bu şekilde her bir satır ve sütunda yazan sayıların toplamı birbirine eşit. Yani ister böyle topla... İstersen diyorum böyle topla. Cevapların her biri birbirine eşit. Bir dakika biz neyi yazacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu rakamları kullanacağım. Yazacağım. Toplamları eşit çıkacak. Ve diyeceğim ki bu şekilde her bir satır ve sütunda yazan sayıların toplamı birbirine eşit. He, buradaki sayıları toplayacağım. Toplamlar birbirine eşit çıkacak. Bir dakika ya. Burada kaç tane satır ya da sütun olacak? Mesela satır olarak 3 tane. Doğru mudur? Sütun olarak, sütun olarak... Pardon bu satır oluyor, öbürü sütun Yine 3 tane. Demek ki ben buradaki sayıları toplasam... Gauss yöntemini kullanacağım. Söyleyemedim ya. Ey Gauss yöntemini kullanacağım. Gauss bize diyor ki 9 çarpı 10 bölü ne diyordu? Neye çarpı neye artı bir bölü iki diyordu. Hemen 2'ye bölüm ne geldi? 45 geldi. Demek ki ben buradaki sayıları topladığımda toplam 45 olacak. 45'i de 3'e böldüğümde her bir satırda mesela rakamların toplamının kaça ulaşmasını bekliyorum 15'e. Her bir satırda rakamlar toplamının kaça ulaşmasını bekliyorum 15'e. Buradaki mantığı anladık. Peki şimdi sayıları yerleştirirken nasıl yerleştireceğim? 9 8 7 arkadaşlar buradaki en büyük rakamlardır ve bu en büyük rakamlar yan yana geldiğinde otomatikman 15'i geçiyorlar. Bakar mısın? 9 8 7 topladım 15'i geçtim. Ya demek ki bunlar yan yana gelmeyecek. Ne satırlarda ne sütunlarda. Örneğin ben buraya 8 yazabilirim. Neden? 9, 8 aynı satır ve sütunda değiller. Birbirine dokunmaması gerekiyor. Mesela 7 yazacağım buraya yazamam mı 7'yi? Niye? 9 ile 7 aynı satırda olur. Pardon sütunda olur. işime gelmez. Buraya da yazamam mı 7'yi? Hocam 7'yi nereye yazacağız? Buraya mı yazalım? Hayır 8 ile 7 de aynı satır sütunda olmaz. O zaman bakın aynı satır sütunda olmamaları için ben 7'yi buraya yazdım. Bakın bu bizim işimizi kolaylaştırır. En azından 9, 8 7'nin nasıl yerleştiğini gördüm. 15'e ulaşmak için ben şu taktiği kullanacağım. En uçlardan Eagles yönteminden sayıları seçtim 9 ve 1. Bir de yanına 5 ekledim de 15'e elde edebiliyorum. Demek ki ben 15'e elde etmek için şöyle bir şey yapabilirim. Yukarıya 1'i şuraya aşağı 5'i yazdım da 9 1 daha 15 daha 15. Süper. Peki 7 5 tane yaptı. Deniyorum tutmazsa yerlerini falan değiştirebilirim tabii ki. 7 5 tane yapar hocam. 7 Gitti 3'ü 12 yaptı. 12'ye ne lazım? 3 lazım. Bak 3'ü de kullandım. Tamamdır eyvallah hocam. 8 üç tane yaptı 11 yaptı. O zaman buraya ne kullanacağım? 4'ü de kullanayım. Eyvallah hocam. Zaten şu 1'i kullanmıştık. Onu 5'i kullanmıştık. Tamamdır. Şuradaki rakamlar kaldı. 8 bir tane yaptı 9 Dokuz yaptı. 9'a ne eklersem 15 yapar? 6 eklersem yapar. çat 6'yı da kullandım gitti. 7-6 tane ne yaptı? 13 yaptı. 13'e ne kullanacağım? Hayır 13'e 13 kullanmayacağım. 13'e 2 kullanacağım. Çat bunda cevabını buldum. Ve bütün rakamları yerlerine yerleştirdim. Şimdi şuradakilerin toplamı gerekiyor bana. 1 lazım, 2 lazım, 4 lazım. Bir de 5 lazım bize. 4, 5, 9 ve 2 tane yaptı. Yan yana 2 kazı. Aa olmadı. Neden öyle oldu? Bir dakika on demedim mi? On, on yaptı ya. Bir dakika. Ne, toplamada hata yaparsak denizlerde yüzüp derelerde boğuluruz olur. Vurdum cevabı denizli seçeneğine. Çat lezzetli bir soruyu daha bitirdim. Bunlar zaman hırsızı sorulardır ve ÖSYM son dönemde böyle sorular soruyor arkadaşlar. Hatırlar mısın? Hani bir önceki... Nasıl hatırlamasın ya dersin? Şeyi de anlattım. Bir önceki derste anlattım aslında. Hatırlaman gerekiyor. Çok daha zoruydu aslında o. Bu da fena bir soru değil. Yani daha farklı... Ama bana kalsa ders içinde anlattım bence bir tık daha zordu bundan. Ayşe, gerçi senin yorumun ne? Sence bu sorun daha zor yoksa ilk dersi de videoda anlattım mı? İstersen bunları yorumlara yaz bir göreyim bakayım ben de senin ne nasıl düşündüğünü. Aşağıdaki tabloda Necati Şakir Remzi'nin 5 seçenekli 5 soruluk bir testi verdikleri cevaplar ve aldıkları puanlar gösterildi. Bu teste her doğru cevap için 4 puan, her yanlış cevap için eksi 1 puan alınmaktadır. Her doğru cevap için 4 puan veriyoruz. Her yanlış cevap için eksi 5. Bir dakika ya Remzi sen ne yaptın abi? Remzi sen alayını yanlış yapmışın. 1, 1, 1, 1, 1, 5. Eksi 5. Alayı da yanlışmış Remzi'nin. Demek ki Remzi'nin verdiği bütün cevaplar bir kere hatalı. Onda bir hemfikiriz. Peki 10 puanı ben nasıl elde ederim? Yani 10 puan elde edeceğim. Hocam her bir doğru cevap için 4 puan alıyor muyum? O zaman doğru cevaplardan 3 tane yapsam. Eksi 2 tane de yanlış cevap yapsam. 4 kere 3 12 eksi 2 tane geldi 10 geldi. Demek ki bunun başka yolu yok. Diyorum ki bu arkadaşlar 3 tane doğru yapmışlar. İki tane de nasıl cevap vermişler? Yanlış cevap vermişler. Yani ben buraya geldiğimde bu 10 puanın alınabilmesinin tek yöntemini söylüyorum sana. Yani 3 tane doğru yapacaklar, 2 tane yanlış yapacaklar. Geldim buraya, 3 tane doğru yapacaklar, 2 tane yanlış yapacaklar. Bunda da hemfikir miyiz? Enfikiriz. Peki hangileri doğru, hangileri yanlış onu tespit edeceğim. Bir kere şunun yanlış olduğu aşikar. fikir miyim? Enfikirim. Cevam ee, devam ettim. Herhalde buranın doğru cevabı A'dır diye düşündüm. Ama dur bakalım. D yanlış yapmış geçtim. A yanlış yapmış. Bu da yanlış cevaba gitti. Ve güzel bir şey buldum. Dedim ki artık Necati'nin zaten 3 tane ifadesi kaldı. İki tane yanlışını buldum Necati'nin. Demek ki burada kalanlar kesinlikle doğru cevaplar olmak zorunda mı? Zorunda. Güzel yerden yakaladık. Şimdi Şakir'in ikinci yanlışını buldum. Şakir'in ikinci yanlışı burada. Bir dakika o zaman kimse bu soruyu doğru yapamadı mı? Bir dakika bunu silmeyelim. Burası yanlıştı. Bir kere Şakir'in birinci doğrusu burada. E demiş gitti. C demiş gitti. Doğru cevabın C olduğunu biliyorum gitti. 3 tane doğru cevap yapabilmesi için Şakir'in de bunları doğru yapması gerekiyor mantıken. Bunları da bulduk süpersin. O zaman artık şunları yazabilirim. Birinci sorunun cevabı A'dır. ikinci sorunun cevabı C'dir. Üçüncünün Deniz'de. Dördüncünü Bursa. Beşinci de Han'dır. Puanlarını verelim. Birinci soru A dediğimiz için 4 puan alacağız. İkinci soruya B dediğimiz için yanlış cevap yaptık. Eksi bir yapacağız. E seçeneği demişiz. Üçüncü soruya o da eksi bir. Dördüncü soruya C demişiz. O da eksi bir. bir tane doğru yapaydık artık. Evet bir tane doğru geldi sonunda. 2 kere 4 8. 3 kere 1 3. Çıkarttık birbirinden 5 kaldı. Doğru cevap eğer bu seçenekler işaretlenirse alınacak puan 5'tir dedim. Bu sorumda da noktayı koydum. Geldim. Dördün soruya. Dördün soru gerçekten bir devreleri yakıma sorusu. Hani ya bir dakika o oradan geliyor bu buradan geliyor. Adım adım ilerleyeceğim. Not alarak ilerleyeceğim. Gerçek sınavda nasıl yapmam gerekiyorsa öyle yapmaya çalışacağım sana. Bu konuda hemfikir miyiz? Şöyle kamerayı mikrofonu bir tur daha düzelteceğim. Hazırsak o zaman. Bir fabrikada üretilen kalemlerin paketlenmesiyle ilgili aşağıdakiler biliniyor. Her pakette 24 tane kalem var. Şimdi bir tane paketin içerisinde kaç tane kalem var? 24 tane içerisinden kalem çıkıyormuş. Tamam. Bir koliye bir kolinin içerisinde kaç tane paket oluyormuş? 10 tane paket oluyormuş. Tamam. Bakın bu bilgileri aldım. Yoluma devam ettim. Şimdi bambaşka bir bilgi geliyor. Boş koli dolu paketin ağırlığında boş paket ise iki kalem ağırlığında bir dakika şimdi ağırlıktan bahsediyorum yukarıdakiler tane hesabıydı ağırlıktan bahsederken ben boş kolinin ağırlığına ne yazacakmışım dolu paket yazacakmışım bakın bunlar ağırlık dolu paket yazacağım paketin ağırlığına ne yazacağım boş paketin ağırlığına ne yazacağım Boş paketin ağırlığını yazıyorum şu an. Buraya ise iki kalem yazacağım. İki tane kalem ağırlığındadır dedim noktayı koydum. Şimdi düşünüyorum. Buna göre dolu kolinin ağırlığı ne kadardır? Şimdi biz geldik dolu kolinin içerisinde ne var? Önce onu bulalım. Dolu kolinin içerisinde bir kere kalemler var. Kalemlerin kendi ağırlığı olacak. İçinde kalemler yazalım ağırlık olduğu belli olsun. İçinde paketler var. Paketlerin ağırlığı olacak. Bir de o bol, dolu kolinin içinde bir tane de kolinin ağırlığı olacak. Ben bulduğum bütün bu ağırlık değerlerini buraya yazayım bununla da enfekiriz. Peki bir kolinin içerisinde kaç tane kalem var? Hemen hesaba girişim. Dedim ki bir kolide 10 tane paket var. 10 paket. Her paketin içinde 24 kalem var. 24 çarptım ne yaptı? 240 tane kalem yaptı. Demek ki dolu kolinin içerisine ne yazacağım? 240 tane kalem yazacağım? Öncelikle burada bir anlaşalım. 240 kalem ağırlığımız var garanti. Geldim paketlere. Her bir boş paketin 2 kalem ağırlığında olduğunu biliyorum. Ben dolu kolinin içerisine kaç tane paket yerleştirebiliyordum? 10 tane paket yerleştiriyordum. O zaman ben buraya 10 paket yerleştireceğim. Her paketin ağırlığı, boş paketin ağırlığı kaç kalem değerinde? 2 kalem değerinde. O zaman ben buraya ne yazacağım? 20 kalem ağırlığındadır yazacağım. Bundan yana sıkıntımız var mı? Yok hocam. Peki geldim. Ee, boş kolilerin pardon boş paketlerin ağırlığını yazdık değil mi? Boş paket kaç tane? Var? 10 tane paket var. Tamamdır yazdık. Koli'nin ağırlığına geldim. Boş kolinin ağırlığı dolu paketin ağırlığına eşit. Işte. Bir dakika. Dolu paket. Dolu pakette 24 kalem var. 24 kalem var. deyip bırakırsan işte saz anlandığın noktadır. Evet. Değil. Koli paketinin ağırlığını bulurken biz bir tane dolu paket bulacaktık. Dolu paketin ağırlığı Hocam bir pakette 24 kalem var 24 ağırlığında. Hayır onun bir de kendi paket ağırlığı var. Artı bir paket boşken ne kadar ağırlıkta? 2 kalem ağırlığında. O zaman kolinin ağırlığını bana şunu vermeye çalışıyor. 24 artı 2'den 26 kalem değer ağırlığındadır diyor. O zaman artık son noktayı koyuyorum. Dolu kale, kale ne ya? Kolinin ağırlığı 240, 260, 286 tane kalem ağırlığındadır dedim. ...gerçekten devreleri yakan o muhteşem soruda... ...Doğrucağa Bursa'ya bıraktım. Geldim sonraki soruya. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Günün beşinci sorusu. Nasıl gidiyor? Çözülebiliyor mu sorular? Afiyet, bal, şeker olsun efendim. Aşağıdaki verilen... Nasıl lezzetli ama değil mi sorular ya? Gerçekten insan böyle soruları çözdü mü de... ...nasıl da gazı geliyor? Gönder hocam, gönder hocam yeni soruyu diyor. Aşağıda verilen sembollerin her biri... ...gerçek sayıları temsil etmektedir. Buna göre yuvarlak yuvarlak ya da daire daire yıldız işleminin sonucu nedir? Bakıyorum işlemlere. Aslında inanılmaz bir kolay mantık var. Normalde bak 3 bilinmeyen 3 tane denklem var. Bunları da alt alta koyup bir şekilde çözeriz. Ben çok rahat bir şekilde bir yöntem gördüm burada. Ne dersin? İnanılmaz kısa ama bunu görebilirsen soru çözülüyor. Şu ikisini toplayacağım. Ne var biliyor musun ikisini toplayınca? 1 yıldız, 2 yıldız artı 2 tane üçgen var. Doğru mudur? Doğrudur. Artı 2 tane yuvarlan var. Cevap kaç çıktı? Pardon. 32 32 daha ne yapar? 64 yapar. Hocam bu ikisini niye topladık? Çünkü amacım o toplamdan bunu çıkarmak. Baksana çıkarınca yıldızın biri gitti, yıldızın biri gitti. Üçgenin biri gitti, üçgenin biri gitti. Üçgenin diğeri gitti, üçgenin diğeri gitti. Peki çıkarmak derken biz buradan neyi çıkarıyoruz? 32'yi çıkarıyoruz. Ne kaldı elimde? Bir tane yıldız kaldı. Artı iki tane de yuvarlak kaldı. Eşittir cevap ne çıktı? 32 çıktı. Sorunun cevabı zaten benden istenen iki yuvarlak bir yıldız 32'dir. Doğru cevap bu değil midir? Bence çok yani kolay diyebileceğim soruydu ama ilk bakışta hızlı çözebilmek adına galiba böyle görmek çok daha önemlisiydi. Yine güzel bir soru daha. Tam bir problem sorusu. Rutin olmayan bir problem. Gerçekten çok rutin bir problem değil. Hafta içi günlük 3 TL, hafta sonu günlük 5 TL giriş ücreti olan bir spor salonuna 5 arkadaş farklı günlerde kayıt olup 30 gün boyunca aralıksız gidiyorlar. Aşağıda bu 5 kişinin spor salonuna gitmeye başladıkları günler verilmiştir. İşte bu bugün başlıyor, bu bugün, bu bugün başlıyor. Buna göre spor salonuna bir ay içinde en fazla parayı kim ödemiştir? Mesela şuradan bir bakalım bakalım. Ben Zehra'nın ödediği parayı hesaplamak istiyorum. Zehra toplamda 30 gün gidecek doğru mu? Hangi gün başladı? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar daha pazartesiye dönecek böyle gidecek doğru mudur peki ben diyorum ki bir hafta 7 gün kardeşim 4 kere 7 ne yaptı 28 yaptı çıkarttım 2 kaldı bunun anlamı nedir bizim Zehra 4 tur bundan yapacak hatta ben ne yapayım biliyor musun dijitalin nimetlerinden faydalanalım seninle birlikte burada bir saniye dijitalin nimetlerinden faydalanalım kesinlikle Zehra Allah şurası gitmesin yalnız ya şurası 2 kaldıydı ya 4 kez haft pardon kaç kez 4 kez 4 kez bu haftayı tamamlayacak şunu alalım şuraya koyalım. 3, 4. 4 kere 7 ne oldu? 28 oldu. Şimdi o artık 2 günü daha gitmesi gerekiyor. Onlar hangi gün? Pazartesi ve salı günlerini yapacak. Bakın haftanın 4 bloğunu kapattı. Hafta içi kaç gün? Hesaplamaya bile gerek yok. Ya da kalsın. Bak şimdi. Pazartesi kaç lira verecek? 3 lira. Salı günü kaç lira verecek? 6 lira. Belli bir miktar para var. Artı 6 lira para verecek. Hatta 4 hafta aralıksız giderse biz onun ödediği paraya x diyelim. Peki neden böyle çözdüm? Çünkü şunu göstermeye çalışıyorum. Esra'yı göstereceğim. Mesela Esra haftanın hangi günü başladı? Çarşamba günü başladı hocam. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Dön bir daha. Çarşamba. Ne güzel. Peki 30'a tamamlamam için bunu benim alt alta kaç tane yazmam lazım? Öncelikle alt alta 4 tane yazman lazım hocam. Yazdım 4 taneyi. Peki artı ne yazmam lazım oraya? Çarşambadan sonra kim geliyor? Perşembe geliyor. Artı bir de kim geliyor? Cuma geliyor. Bunları yazacağım. Perşembe geliyor 3 lira. Cuma günü de 3 lira. Toplam ne yaptı? 6 lira. Bu tarafa ne dedik biz? Blok hafta burası. Bak dikkat et. Yukarıdakinin parasıyla buradakinin parası birbirinin aynısı. O zaman bunun değeri de x. O zaman buraya artı ne yazacağım? 6 yazacağım. He. İsrail'e Zehra aynı parayı ödedi. Spor salonuna en fazla parayı ödeyeni arıyorum. Ben Beren'i gözüme kestirdim. Beren'cim gel bakayım sen buraya. Beren'i aldık buraya. Şimdi Beren'in gittiği günleri beraber bir yazmaya çalışalım seninle birlikte. Neden Beren'i aldım sen de anlayacaksın. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Perşembe, Cuma, Cumartesi yazmayacağım. Ne yapacağım tekrardan? Tekrardan diyeceğim ki yine ben buna blok 4 tane haftayı yazayım. Ne de olsa 4 hafta kesin gidecek bu arkadaş. Üstüne artı diyeceğiz. Hatta buranın parasını hesapladığında yine oradaki x değerleriyle... Uyuyor musun sen? Gel bakayım buraya. Daldı gitti gel. Ben de kal. Ben de kal. Bir saniye benim monitörde gidiyor. Allah muhafaza dur. Hazır mısın? Gel buraya. Tekrar. Daldın. Gittin. Ama tekrar toparladın. Dedin ki 4 hafta olayı tamamdır hocam. Beren dedim ki. Cuma gitti. Tamam. Şimdi ne zaman gidecek? Cumartesi gidecek. Bici ne zaman gidecek? Pazar gidecek. O iki artık günde tamamladı. Cumartesi kaç lira? 5 lira. Pazar kaç lira? 5 lira. 5-5 tane yaptı. 10 TL davet. Bir dakika. En başta x'i verecek. Üstüne 10 TL daha verecek. Yani ekstra en fazla veren kim olur? Beren olur. Demek ki ne yapıyorsunuz? Ee, Beren'cim cumartesi günü bağışlamıyorsun. Zarara girersin diyorum. Beren seçeneği nerede? Yok. Ha varmış. Edir'de Vurdum cevabı Edirne'de ama gerçekten bizleri zorlayan güzel bir soruydu diye düşünüyorum. Geldim 49 günde TYT Matematik kitabımızdan 31. gün ÖSYM soruların 3. sorusuyla karşındayım. ABC'de rakamları sıfırdan farklı birer doğal sayıdır. Bu sayıda rakamlar 2, 3, 4, 5 tuşlarına bağlıdırlar. Bakın ABC'nin orada rakam yazacak rakam. Yani soruyu anlaman için söylüyorum. Bu düzenek aşağıdaki kurallara göre çalışıyor. Tuşlardan herhangi birine basıldığında basılan tuşun üstündeki dairenin içindeki rakam tuşun üzerindeki sayı değeri kadar yanıyor. Ne demek lan bu? Sayı değeri kadar artıyor. Yani burada bir varsa bunu anlatınca çok kolay oluyor. 2 bir daha ne yaptı 3 artık buraya 3 yazacağız demek istedik. Tamam okuduğunu anlama sorusu bu. Bu artma sonucunda elde edilen sayı iki basamaklı e, ise bulunan sayının birler basamanındaki rakam yaz. Mesela burada 9 var. 9 4 tane yaptı 13 yaptı. Biz artık oraya ne yazacağız? 3 yazacağız. Anlaştık mı? Anlaştık hocam dairenin içindeki sayıyı yazılır. Yukarıdaki düzenekte iki farklı tuşa birer kez sadece iki tuşa basıyoruz. Buna göre elde edilecek sayılardan bir aşağıdakilerden hangisi olamaz dedik. Benim burada işlem yapmam gerekiyor. Berencim sen artık buranın üstüne gidebilirsin. Ben de buraya iyice zoomlayabilirim çünkü benim bütün işim artık sadece buradaki rakamlarla ilgili. Buna göre elde edecek sayılardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakın değiştireceğimiz tuşları bunlar seçelim. 2 7 daha ne yaptı? 9 yaptı. Yazdım. 8 4 tane yaptı 12 yaptı. 12'nin birler basamağını yaptım. Diğerlerine dokunmadım bakın. 9 2 9 6. Bakın sağladı. Var mı sıkıntı? Yok. Hangileri değişmiş? O zaman ona bakacağım. Bak 7 değişmemiş. 2 değişmiş. Bunu değiştireceğim. 2 değişmiş. Bunu değiştireceğim. Sondakine dokunmayacağım. Hadi gelin değiştirelim. 8 4 daha 12 yaptı. 2 yazacak. 9 3 daha 12 yaptı. 2 yazacak. Bakın 7 2 2 6 yazmış mı? Efendi gibi yazmış. Aferin sana. Geçtim onu da. Geçtim onu da. 7'yi değiştirmemiş. 2'yi değiştirmiş. Yani bunu değiştirmiş. 9'u değiştirmemiş. 1'i değiştirmiş. Şuradaki 1. Bakalım gerçeklerim. 8, 4, 12 2 yazacak. 9, 6. 11'dir. 1 yazacak. Baktım 1 yazmış. Geçtim. E, ee, 9, 8. Bakın 9'u değiştirmiş. Geldim o zaman buna baktım. 7, 8 daha ne yaptı? 9 yaptı. 9'u değiştirmesi normal. 8'i değiştirmemiş tamam. 9'u 2 diye değiştim 9, 3 daha 12 yapar. 2 diye değiştirmiş. Evet, değişim doğrudur. 6'yı değiştirmemiş doğrudur. Hiçbir problem yok. Demek ki burada bir sıkıntı var. 9'u değiştirmiş. Değiştirmiş. 8'i değiştirmemiş. nokta 9'u değiştirmemiş nokta. 6, 5, 11, 1 yazmaması gerekirken 2 yazmış. Burası 1 olmalıydı. Doğru cevapta etir de olmalıydı diyorum. Günün son sorusunda gerçekten efsane sorularla 31. günde bitirdik ki 32. gün kamp değerlendirme günümüz çok önemli. Gri Koç'ta yapacağımız olan kamp değerlendirme günlerini sizi bekliyoruz. Orada kamp değerlendirmesinde problemlere kadar gelen kısımda deneme avcısında neler yaptık neler bitirdik onu göreceğiz. Yarın gelecek olan videoda. 32. gün deneme avcısı videosunda lütfen deneme avcısını kaç saatte kaç dakikada çözmelisin bunun bilgilerini vereceğim onu dinlemeden bence o deneme avcısını çözmeyin bekleyin o geri dönükleri alın ardından 32. günün videonun açıklamasında yer alan orada kodlar var forum var. O formu doldurduğunuzda kaç netimiz olduğunu göreceğiz net bir şekilde. Biz, biz o net aralığı için sizler için özel bir konuşma yapacağız. Onu da kesinlikle kaçırma derim. Ve önemli bir gün tabii ki. Ne yapacağım? Takvimlerden. Takvimlerden 31. günü artık silme vakti geldi diyorum. Ve çeviriyorum takvimleri sana. Problemler 10. dersinde problemleri bitirdik. En zor alanını bitirdik. Belki de TYT matematiğin en kasvetli, en can alıcı, en sıkıcı noktalarından biriydi. Ama problemler sadece buradaki bitmiş haliyle bitmez. Biz seninle yıl içerisinde tekrar problem kampı yapacağım. Kafana takılan bütün problem tarzlarını halledeceğiz. Seni daha da üst basamağa götüreceğiz. Çünkü ÖSYM gerçekten problemlerde çok seçici davranıyor. Rutin olmayan problemlerin ikinci dersinde noktayı atarım dersi bitirim efendim. Deneme avcısında görüşmek dileğiyle diyelim. Kamp değerlendirme günde görüşmek dileğiyle diyelim. Çünkü ondan sonra TTAT'e ortak konular başlıyor. Hoş kal, hoşça kal.